15 Temmuz gecesi hainlere karşı layık demokratik cumhuriyetimizi korumak için direnenlere çok teşekkür ediyorum. Aynı amaç için canını veren kahraman şehitlerimizi sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize takdir duygularımla birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah bir daha ülkemize, milletimize 15 Temmuz gibi kabus dolu bir gece yaşatmasın. Bunun için 15 Temmuz'un yönetiminde roller üstlenmiş kişileri ve arkasındaki gücleri, siyasi ilişkilerini ortaya çıkaracağız. Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini koruyarak güçlendireceğiz. Hukuk düzeniyle, insan hak ve özgürlükleriyle güçlendirilmiş çağdaş bir demokrasiyi hayata geçireceğiz. Bedeli ne olursa olsun demokrasinin güvencesi parlamenter sistemimizden asla taviz vermeyeceğiz. Demokrasiyi hiçbir rejimle değişmeyeceğiz. Küçük ortağınızla hazırladığınız saray odasından son şekli verilen iş tüzüğünüzü de bu nedenle reddediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türkiye'de bir daha darbe, kalkışma, cumhuriyet ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya dönük cemaat yapılanması olmasını istemiyor isek, 15 Temmuz'un bütün karanlık yönlerinin ortaya çıkarılmasını samimiyetle istemek zorundayız. Biz bunu istiyoruz ama ne yazık ki bir dirençle karşılaşıyoruz. Sorularımıza cevap dahi verilmiyor. Genelkurmay, mesela hain darbe girişiminde başbakanların, ilgili bakanların, tercihlerinin, yanılmalarının ve aldığı kararların geçmişte ve halen görev yapan Genelkurmay başkanlarının destekleyici mahiyette etkisi olmuş mudur? Milli Güvenlik Kurulu'nda FETÖ ile ilgili kararlar neden uyulmamıştır? FETÖ'nün ordu içindeki yapılanması neden görmezden gelinmiştir? FETÖ militanı hakim ve savcıların kim yetkilendirmiştir? Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Hulusi Akar'ın darbe kalkışması öncesi ve sürecinde komuta etmedeki kabiliyeti yeterli midir? İzlediği yöntem, aldığı ve uyguladığı kararlar kesin doğru mudur? Bunların bilinmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sorumluluk alanındaki Karadeniz'deki 14 il 140 dolayındaki ilçe olan Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı, iş yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle hizmet vermekte yetersiz kalıyor. Bunun için iki merkezi yeni bir yapılanma gerekiyor. Bölgemizin tam ortasındaki Giresun, altyapı ve konum itibariyle bu kurum için ideal illerimizden bir tanesidir. Mevcut kapalı cezaevi taşınacak, buraya adliye sarayı yapılırken adli tıp da bu projeye katılabilir. Böylece adli tıp olaylarının raporlanmasındaki zaman kaybı önlenmiş olur. Yargı sürecine katkı hızlanır. Özellikle otopsi için gönderilen cenazelerin ailelere teslimdeki mağduriyette önlenmiş olur ve bunu talep etmekteyiz. Teşekkür ediyorum.